Kentsel dönüşüm uzun süredir Türkiye'nin gündeminde çok konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Tartışmalar da bir taraftan devam ediyor. Binalar ne zaman yıkılacak sorusuna yanıt aranıyor uzun zamandır ve işte beklenen gün büyük yıkım. Kentsel dönüşümün startı bugün verilecek ve saat 15'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Esenler'de katılacağı törenle düğmeye basacak ve İstanbul genelindeki birçok ilçede yıkımlar başlayacak. İstanbul'da yıkılacak yerlerden biraz bilgi vermek gerekirse devlete ait çok sayıda lojman yıkılacak. Aynı şekilde vatandaşlara ait binalar yıkılacak. Geçtiğimiz günlerde haberler yaptık. Esenler'de, Küçükçekmece'de ve daha birçok ilçede vatandaşlarla anlaşıldı, anlaşılmaya da devam ediyor. İşte bu ilçelerde de eş zamanlı yıkımlar başlayacak. İlk etapta 3000'in üzerinde binanın yıkılması planlanıyor Türkiye genelinde. Evet, şu anda bulunduğumuz yerden birazcık da bahsedelim. Sarıgazi'deyiz. Milli Savunma Bakanlığı'na ait 10 lojman yıkılacak. İlk kez denenecek bir yöntemle yıkılacak bu lojmanlar. Tabii ki Türkiye'de ilk kez bu yöntem denenecek. Patlayıcı madde kullanılarak yıkılacak. Yanımızda bir de konuğumuz var. Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Bulut. Evet, günlerdir burada çalışıyorsunuz. Hemen arkamızda da lojmanları görmekteyiz. 10 bina yıkılacak. Saat 15'te Başbakan'ın düğmeye basmasıyla birlikte. Nasıl bir görüntü olacak burada? Kaç saniye sürecek yıkım? Toplamda 20 ila 22 saniye arasında bütün blokların çökmesi planlandı. İlk etapta bu noktadan başlayacak. Birinci, ikinci, üçüncü diye 10. noktaya kadar patlatmalar devam edecek. Biz öncelikli olarak bu bölgeden bahsedelim. Dinamitli yıkım Türkiye'de profesyonel anlamda hiç uygulanmamıştı. İlk kez burada uygulanacak ve bunun heyecanını ben burada yaşamaktayım. Buna dinamit de denilmesi istenmiyor. Emülüt denen bir patlayıcı madde. Farkı evet. Nedir? Farkı ileri teknolojide bir patlayıcı maddedir. Bu patlayıcı maddeler kapsülle birleşmediği sürece patlamaya maruz kalmamaktadır. Kendiliğinden bir patlatma yapmamaktadır. Peki 10 bina yıkılacak bugün. 1980 yılında yapıldığını biliyoruz bu binaların. Birkaç sene önce de boşaltıldı 99 depreminde zarar gördüğü için. Kaç kilogram patlayıcı madde kullanacaksınız? Nasıl bir çalışma yapıldı burada? Toplamda 10 blok var. 10 blokta 440 kilogram emilit dediğimiz patlayıcı madde kullanılarak patlatılacak. Ve toplam olarak da 8220 adet elektriksiz gecikmeli kapsül kullanılacak. 10 bina aynı anda mı yıkılacak? 10 bina eş zamanlı yıkılacak. Hareket bir kere bir noktadan verilecek. Hepsi birbirini tetikleyerek sırayla patlayacak. Kaç saniye sürecek? Toplam 22 saniyede binaların tamamen yıkılması gerçekleştirilecek. İlk hareketi verdikten sonra ilk bina çökmeye başladığı anda yere çarpmaya başlamadan ikinci bina patlatılacak. Domino etkisi diyebiliriz buna. Domino etkisiyle patlatılarak 10 bina yıkılacak. Peki İstanbul'da binlerce binanın yıkılması gerekiyor. Bu yöntemin İstanbul'da farklı ilçelerde de kullanılacağını söyleyebilir miyiz? Bu patlayıcılı yıkım metodu birçok alanda kullanılabilir. Bu tamamen mühendislik hesaplarına bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Şehir içinde bitişik binalar haricinde ayrık nizamdaki yapıların hepsinde kullanabilirsiniz. Belirli hesaplamaları, belirli yeterince güvenliği almak şartıyla. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kentsel dönüşüm saat 15'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle başlayacak. Bizler de Sarıgazi'de olacağız. Tabii ki Esenler'de ve farklı ilçelerde de arkadaşlarımız NTV ekipleri olacak. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz.